Bir sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcularla ilgili grafiğimiz var. Onu ekrana rica edelim. Biz de takım içerisindeki gitme ihtimalini de biraz konuşalım. Ee, Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Michi Batshuayi sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular. Ee, Michi Batshuayi'nin bir yıllık opsiyonu da var. Ama tabii Batu Şuayi sezon başında özellikle Ceko hep 11'deyken hiç şans bulamayacağını düşünüp biraz da gitmek istemişti. Ama bence şans bulduğunda da iyi bir performans var. Tekrar edelim Sezon sonu sözleşmesi bitecek. Futbolcular Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Mişi Batu Şuayi. Şua ile başlayalım konuşmaya isterseniz. Performansını nasıl görüyorsunuz ki giderse de Umut Nair var arkasında ama oraya yine bir ikinci forvet Alınır. Mutlaka alırlar. ve Beşiktaş'tan da biliyoruz. çok şanssız bir oyuncu. Evet. Beşiktaş'ta da 20'nin üzerinde direktten dönmüş. Öyle bir istatistik çıkartmışlar. 14 gol müne atmış. Bunu 20-21'i daha fazlası bile direktten dönen topları var. Beşiktaş'ta Direktleri geçirmedi. <laughs> ve iyi bir performans gösterdi. Bir de özelliği yani statik bir santrofor değil, devamlı dolaşan gezgin ve yıpratıcı bir santrofor. Yani forvet oyuncusu diye e, nitelendirelim. Evet her zaman için faydalı olur. Tabi siz bu takımla birlikte Batshuayi, Zeko'yu hiç düşünmediniz. Düşünebilir misiniz? Olur. Ama bunlar hep tabi teknik direktör, teknik ekip tercihleri. Maalesef bizim büyük takımlarımız bir türlü çift santrofora dönmüyorlar. Ki zaten hep tek, for, tek kale oynuyorsunuz. Ve burada farklı bir düzenle de gidebilirsiniz ama sadece Yeri düştükleri zaman onu kullanmaya çalışıyor. Hadi biz çift santrofora girelim veyahut da işte stoperi atarsınız öne gidersiniz ama bazı maçlar vardır. Kafadan direkt düdükle birlikte çift santrofor başlama şansınız olabilir. Çünkü elinizdeki orta sağ o mizeti ki orta sağınız var ve oynayabilen evet. bir orta saha. Şimdi benim elimde Fred gibi, İsmail gibi, Zimanski gibi bir orta saha elementlerim varsa ben Kesin burada olur. da dört, e, ikili santrofor oynama şansım yüksek benim ve burada da Batshay gibi bir gezginci hı hı. ve Zeko'nun açacağı bütün alanlarda dal dalabilecek bir oyuncu. Yani Bu tercih edilmiyor. Tercih biz genel tercih hı hı. etmiyoruz bunu. Çünkü hı hı. biraz daha söylediğim gibi ancak mağlubiyete düştüğünüz zaman, geriye düştüğünüz zaman ikinci atıyorsun Ne oluyor? Genelde klasiktir. santrafor çıkıyorsunuz, öbür santrfor evet, atıyorsunuz, evet. öyle gidiyor. Yani Fenerbahçe'nin o şansı da var, onun oynama şansı da var. Yani 3-5-2 de oynayabilirsiniz, 4-4-2 de oynayabilirsiniz. Orta sahanız çünkü o meziyette bir orta sahanız ama tabii hı hı. E, şu anda çift santrofor oynamakta geride SOS'iniz var. Hı hı. Yani e, stoperlerde sıkıntınız var. Orada Orası sağlam olsun. düşük olduğu zaman gözünü kapa oyna. yani Gözünü kapa oyna. O tarzda bir senin hem Güvenilir bekler bir o şekilde orta sahanda hepsi aktif olanlar. Çok dinamik takım var. Ama şu andaki bir 4 2 gidiyoruz tabii oynanması gerekir de fakat stoperiz oturtmanız lazım. Peki Mert Hakan Yandaş'ı da sorayım. E, Performansı çok ön plana çıkmıyor. Bir de davranışları var tabii ön plana çıkan. E, İsmail Kartal da bundan biraz muzdarip açıkçası. Özellikle son e, Fred'le birlikte kırmızı kart gördüğü karşılaşmadan sonra e, çok da şans vermiyordu zaten. Ama yine de gitme ihtimali konuşulan oyuncular arasında. Hakan biraz takıma daha fazla adapte olmaya çalıştı. Daha fazla takımdaşlığı ön plana getirip kendini nasıl söyleyeyim sana bir takımda bir şeyleri sahiplenmeye kalkıyor. da Orada da agresif gözüküyor. Esas evet. bir hayatında bakıyorsunuz o şekilde değil ama maalesef oralarda biraz daha frenlese kendini her zaman için şu andaki Fenerbahçe'nin kadrosunda her zaman kulübeden gelip size fayda sağlayacak bir oyuncudan söz ediyoruz. Sonra işte agresif hareketleri e, insanları biraz farklı yönlere itiyor. Orada kendini frenlemiyor ama bence Mert Hakan, e, Fenerbahçe'de Allah göstermesin bir iki sakatlıklarınızı yaşadığınız zaman atıp sizde performans verebilecek oyunculardan Joshua King'in de sözleşmesi Haziran ayında bitecek. E, sakatlıktan çok çeken bir oyuncu evet. oldu Fenerbahçe'de ne yazık ki. Onun da performansına göre tabii bir karar verilecek ama siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi Şu andaki elinizdeki oyunculardan yola çıkarsak tabii burada daha bir Kent O pozisyonda oynayan e, Emre var. Hı hı. O pozisyonda oynayabiliyor. Cengiz o pozisyonda oynayabiliyor. İki tarafı da oynayabilen bir oyuncu ki bunları biliyoruz. Eğer sizi sürekli sakatlıklarla boğuşan bir oyuncunuz varsa fazla üzerinde durmamanız gerekiyor. Esasında King çok başarılı bir oyuncu. Hı hı. Ama burada siz şimdi atıyorum iki maç oynatıp 5-6 maç mı bekleyeceksiniz onun sakatlığını. Hı hı. Onun için da tabii onların vereceği karar. Ben şahsen teknik direktörlük görevinde olsam derim ki oraya daha bir genci bulalım. Elimizde var bizim. Oraları biz kapatırız. Yeni yatırım yapıp oraya kapatalım. Ona da teklif varsa gönderelim diye düşünebilirim ben teknik direktörlük konumunda olsam. Ama tabii bu konuda en nihai kararı verecek hocam. Hı hı. Siz iki maç, üç maç ondan sonra yarım yarım girip ondan sonra yine uzun madalese katlayıp 90 dakika oynasa devamlı Aminle Hani 5, 6, 7, 8 maç götürse Adersin dersin dur ama sonradan giriyorsunuz gene yoksunuz. Bu da ben her zaman çakıl taşı verilmiyor. Peki biraz da ihtimalleri konuşalım. Size de bahsettiğiniz öncelik stoper takviyesi diye biliyorsunuz. Çağlar Sörüncü ismini konuşuyoruz Fenerbahçe ile ilgili. bir haberimiz var bunu ekranlara bir getirelim. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Çağlar Sörüncü ile prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyor. Detaylara bakalım. Fenerbahçe'de Stoper hattında takviyelerden ilk seçeneklerden biri Çağlar Soyuncu. Çağlar Soyuncu'yu istiyor takım ama tabii onun da kulübüyle bir anlaşma gerçekleştirmesi gerekiyor. Çağlar bir yandan da tabii yerli olarak katkıda sağlar. O ihtimalle de rahatlatmış tabii. olacak. Ne düşünürsünüz? E tabii önce oyuncunun kabul etmesi hı hı. lazım. Bir de tabii 11'de süre almak isteyen bir oyuncu. Geldiği zaman şu anda de... oynar. Hı hı. Şu anda tabii. oynar yani. Ee, ama BK Öcükü ikilisi geldi, işte sağlıklı i̇şte orada olsa. BK ile, BK ile büyük olasılıkla şeyi fazla kullanır. Hmm. Çağları kullanır evet. veyahut da de, 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 dizilişinizi değiştirirsiniz. Biraz da ben söylediğim gibi 3-5-2 oynayabilirsiniz. Hı, hı Çok da, çok da güzel olur o şekilde. Bekav, Dijuku, hı hı. Çağlar. Ee, çok da e, hepsi de oynamasını bilen e, oyuncular ama tabii önce bir <laughs> Çağlar'ın gelmesi lazım. Geldikten yani Bugün anlaştığınız zaman yarın maçınız varsa çağları hemen direkt oynatırsınız. O ve hazır, hazır. bir oyuncu geliyor tabi. Ee, yani iyi bir seçenek olur tabi. Biterse biz tabi burada afaki <laughs> konuşuyoruz. Bilemiyoruz e, ne aşamadalar çağlar kabul edecek mi? Çünkü bir önce bir Atletico Madrid'e gitmek lazım tamam. E, ilk başlarda şans bulamadı mı? Sonradan yavaş yavaş süre atmaya başladılar. E, şey öyledir e, hoca öyledir biraz bekler bekler bekler. Ondan sonra atar. E çağlarda yani e, az buz bir stopper değil oynadığı yerleri bir bakacaksınız. yani İngiltere Premierlik'te transfer olmuş ve orada Tabii. oynamış mı önceden oyuncu, milli takımımızın oyuncusu? Hayırlısı olsun ama çağlar olursa Fenerbahçe çok e, nasıl söyleyeyim hani, turnayı gözünden vurdu dersiniz. Ya net bir transfer yapmış zorunda. E, faydalı bölgesin. bir transfer. Şu anda faydalı olur. Yani şu anda değil, her zaman için faydalı olur da şu anda açınız var, orada sıkıntınız var. Evet. E çok tecrübelendi artık çağlar. Aynen o eskisi öyle. gibi e, hani o küçük stoperler vardır dallarlar o tarzda değil. O da e, nerede gireceğini, nasıl basacağını, hı hı. pozisyon bilgilerini çok çok öğrendi. Tabii e, bu da e, oynadığı yerlerden kaynaklandı. Radekur'un içi de konuşalım. Çünkü sezon başında yaz transfer döneminden beri çok fazla Fenerbahçe ile andığımız bir oyuncu. Fiyatı biraz yüksekti. Öyle, o sebeple öyle. transfer gerçekleşmedi ama sanki bu ara transfer döneminde biraz daha Fenerbahçe'ye yakın gibi gözüküyor. Milan'da 6 maçtır oynatılmıyor ve esas sol önünde oyuna girip girmeyip kulüp kulübüyle de gemileri yaktığı söyleniyor. Şimdi oyuncunun böyle bir davranışı bize ne anlatır? <laughs> Kulübü bırakıyor mu? Yani bir sosyalıdan oyuncu almak malum biraz sıkıntılı. Onlar hep isterler öyle zaten öyle bir kulüp. Hı hı. Şimdi ikisinin arasında tercih edersen ben Çağlar'dan yanılıyorum. Türk olarak avantajınız var. Çağlardan yalakınırım. Ekonomik olarak o tabii bilemeyiz ekonomik olarak ne şekilde olur. Yani öbür tarafta da öbürü de çok oturaklı bir stoper yani. Milan'dan 8.6 milyon euro bon servisle aldı onlar. Çok e, 4 milyon euroya satmak istiyorlar. Tecrübeli. Fiyat olarak bir stoper olarak alacaksanız çok pahalı bir stoper değil, Fiyat olarak ya bakarsınız. Ortada daha çok görev yapabilir Radekur'un aslında. Efendim? Orta sahada. Yani kullanırsınız, çok te o da tecrübeli ama ben tekrardan bir Türk eğer alternatifinden yola çıkarsın ben çağlardan yana kullanırım hı hı. eğer biterse transferi. Peki, Fenerbahçe'yi noktalamadan önce çok kısa bir Arda Güler'e değinelim mi birlikte? Evet. Çünkü Mallorca maçı öncesi Carlo Ancelotti basın toplantısında kendisinden bahsetti ve Mallorca mücadelesinde şans verme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Tabii bu da Türk medyasını biraz hareketlendirdi ha, ve bizleri de heyecanlandırdı. Arda ile ilgili bir de çok güçlü olduğunu, oynayabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Çünkü bu kadar uzun süre oynamayınca kafalarda da büyük bir soru işareti oldu kendisiyle ilgili. Siz ne düşünüyorsunuz? Umarız Sevgili oynar. Evet, şu ana kadar göndermediklerine göre hı hı. bir şeyler var tabii. Bir şeyler var demek Artık belki. Artık kiralama ihtimali de konuşulmaya başlamıştı. Olsaydı çok... çoktan verirlerdi. Hı hı. Çoktan verirlerdi. Çünkü Real Madrid bir değişime gidiyor. Gençlik operasyonu var biliyorsunuz. Çok bir değişime gidiyor. Bu değişim evet. içinde de Arda Onların ön planda olan oyuncuları. İşte beklemek lazım, sabır lazım ve burada da böyle teknik direktörlerle çalıştığınız zaman, böyle kulüpte çalıştığınız zaman hemen sizi hikayede ayda bundan bir şey olma bize <laughs> böyledir de. Çok tez canlı hemen onlar öyle değil. Onlar her şeyini bütün santimetresi, vücudun bütün her tarafını kontrol ederek bekletiyorlar. Arda Orada bize giden Türk oyuncuların daha üstünde performans göstereceğini düşünüyorum. Hani Mesut Özili gördük orada. Evet. Hamiti gördük. Orada Nur Şahin'i gördük. Onları çok üzerinde bir performans gösterecek. Arda orada 1-2 senelikti ben öyle düşünüyorum. Çünkü hep güçlenmesine baktılar onun. O sakatlıklarının güçten e, kaynaklandığını. Tabii gücünüz yoksa fazla vücut efor sarf etmeye çalışıyorsunuz ve hazır hazır demeyelim de hı hı. vücut adelelerini sağlandı ve hemen atmaya, atmaya biliyor, işte atabiliyor. Onunla, onun, yüzünden önce bir güçlendirdiler hepsinin ölçümlerini. zamanında geldi atacaklar. Görüldü gibi. Ben ardını orada uzun süre gidecek. İnşallah sakatlıklardan arındır. Evet. Çünkü Real Madrid'den bahsediyoruz. Dünyanın bir numarasından bahsediyoruz. Diğerlerini sola sayarsın. Yani orada durmak, sizi tutmak o kadar parayı verecekler ve hiçbir şey yoksa gönderir onları çoktan. Boşları sizi tutmuyorlar orada. Allah yurdunu açık etsin.